Yani insanoğlundaki makam sevgisinin geldiği nokta. Dünya sevgisinin geldiği nokta. Bu dünya sevgisi yüzünden nice insanlar öldü. Bugüne kadar. Bu da onlardan birisi. Bir taraftan demokrasi diyeceksiniz, bir taraftan da seçim sonuçlarına razı olmayacaksınız. Bunu nasıl açıklayabilirsiniz yani? Ben hani orada seçimde bir hile yapıldım yapılmadım onu bilemem. Ama seçimden sonra Trump hala şu anda başkan. Elinde bütün imkanlar mevcut. İstediği televizyonda konuşabilir. İstediği şekilde belgeleri insanlara sunabilir. Bizim gibi bir YouTube kanalından değil de isterse tüm dünyaya bunu anlatabilir, öyle değil mi? Evet. Sonuçta o Amerikan başkanı, halihazırda Amerikan başkanı. Eğer dediği gibi gerçekten hile yapıldıysa, delilleri varsa ortaya koyar, televizyona çıkar, anlatır. Yani sanki çok da elinde ciddi bir delil yok gibi. Belki de bir tuzağa düşürdüler, onu ikna ettiler, işte hile yapıldı falan filan gibi. Belki 3-5 yere küçük bazı şeyler olmuş olabilir ama sonucu değiştirecek kadar önemli miktarda bir hile olmamış olabilir. Ama onu bu yola sevk etmek, yanlış yaptırmak için, daha da gözden düşürmek için yapmış olabilirler. O da bu tuzağa düşmüş olabilir. Yani eğer gerçekten seçimde bir hile vardıysa bunu ispat etmeli. Bu şekilde bir baskın yapmamalıydılar. Yanlış hatırlamıyorsam 1812'de böyle bir baskın olmuş o kongreye. Bir de şimdi, yani 200 seneden sonra, 208 yıl geçtikten sonra böyle bir olay tarihe geçmiş oldu. Amerikan tarihinde bir kara leke oldu. Ve bunun da mimarı Trump olmuş oldu. Yani halkı oraya çağıran da Trump. Ondan sonra belki açıkça gidin orayı işgal edin demedi televizyon karşısında ama el altından böyle bir talimat verdiği anlaşılıyor. Yoksa derhal orayı boşaltın diye şey yapabilirdi. Onu da söylemedi önce. Mücadele edin ama işte şey yapmayın, kanunsuz işler yapmayın gibi böyle yuvarlak laflar söyledi. Hatta şöyle bir haber okumuştum. Bakın buraya getirdim onu. Şey diyor, bulabilecek miyim? Kolay kolay bırakmayacağını ifade eden, asla vazgeçmeyeceğiz, yenilgiyi asla kabul etmeyeceğiz dedi. Beyaz Saray önünde yaptığı konuşmada. Böyle söylüyor bakın. Asla vazgeçmeyeceğiz. Yenilgiyi asla kabul etmeyeceğiz. Şimdi böyle bir laf olabilir mi? Yani kaybetmişsen kaybetmişindir yani. Bununla Hassas ilgili mesela Washington Post'ta, New York Times'ta, Yunan gazetesinde falan hepsi Trump'ın aleyhinde yazılar, makaleler yayınladılar. Ve hatta başkan yardımcısının onu görevden almasını istediler. Yani eğer bir kargaşa olursa anayasaya göre, 25. maddesine göre başkan yardımcısı ve kabinenin çoğunluğu, bakanların çoğunluğu karar verirse, başkanın görevleri yerine getirmediğine karar verirlerse, başkan yardımcısı onu görevden alıp vekaleten onun yerine geçebiliyor. Onu, yani başkan yardımcısını buna davet eden yazılar çıktı. Bu büyük gazetelerde. Böylesi teklifler çıktı. Henüz böyle bir şey olmadı yani. Başkan yardımcısı böyle bir şey yapmaya kalkışmadı. Ama o da mümkün. Fakat herhalde böyle olabileceğini düşününce Trump geri adım attı. Halbuki şunu demişti, bakın savaşmadan görevi bırakmayacağım demişti. Savaş dediği demek ki buymuş. Savaşmadan görevi bırakmayacağım. Şimdi neyin savaşı yani? Yani zaten baştan beri çok oturaklı bir insan olmadığı her halinden belli. Konuşma tarzından, hareketlerinden, karısıyla her gün yaptığı kavgalardan vesaireden çok oturaklı bir insan olmadığı belli oluyor yani. İnsan halinden bellidir yani, olgun bir insan mıdır değil midir? Az çok belli eder. Öyle olmadığı belli oluyordu ama işi bu noktaya getireceğini kimse tahmin etmiyordu. O da gerçekleşti. Bence
Bu olayın şöyle bir faydası var. Amerikan başkanı bile kendi taraftarlarına böyle bir şey yaptırmaya kalkarsa, seçimi kaybettiğinde mağlup oluyor sonuçta ve kimse desteklemiyor kendisini. Bunu dünyanın görmesi önemlidir ve bu hayırlı olmuştur. Amerikan başkanı bile bunu başaramıyorsa diğer devletler bunu hiç başaramazlar. Diktatörlüğe soyunmayın, seçimi kaybederseniz böyle işler yapmaya kalkışmayın. Aslında Amerika'dan dünyaya yayılan mesaj budur. Yani Trump gibi bir Amerikan başkanı bile bunu başaramaz ve en de sonunda seçimi kabul etmek zorunda kalır. Seçim sonuçlarını kabul etmek zorunda kalır. Dolayısıyla da hiçbir devlet başkanı böylesi laflarla seçimi kabul etmiyorum falan filan demesin, halka böyle şeyler yaptırtmasın, sonuçta daha kötü olur. Aslında buradaki mağlubiyet, Trump'ın mağlubiyeti ve sonuçta da evlerinizde dönün gibi laflar etmek zorunda kaldı. Sanıyorum onun yani seçimleri kimin kazandığını tescil edecek olan üyeler bu olayları durdurmak için hemen tescil ettiler. Biden'ın kazandığını hemen kabul ettiler. Resmen ilan ettiler. Çünkü baktılar ki Trump yanlış işler yapmayı planlıyor. Bu ilk adımdı belki de. Belki de daha gerisi gelecekti. Bunun gerisinin gelmemesi için, Amerika'ya zarar gelmemesi için hemen o kurulun üyeleri Biden'ın resmen kazandığını ilan ettiler. Bunun üzerine Trump'ın önünü kesmiş oldular. Trump da bunu kabul etmek zorunda kaldı. Tamam dedi, vakti geldiğinde 20 Ocak sanıyorum. 20 Ocak'ta vazifeyi teslim edeceğim sorumsuz bir şekilde. Ama ben törene katılmayacağım. Yani ben inanmıyorum onun hakkıyla kazandığına. Hile yaptı. Ben o yüzden törene katılmayacağım ama sorumsuz bir şekilde teslim edeceğim dedi. Aslında bunu yapmak zorunda kaldı. Belki de başka planlar vardı. Bir denedi bakayım ne oluyor. Ama olmayınca belki başkan yardımcısının kendiyle beraber olacağını, kendi yardımcısı çünkü, onu hesaba kattı vesaire ama olmadı. Ama buradan çıkan bir sonuç da şudur. Böyle bir olay Türkiye'de olsa, polis nasıl davranır? 4 kişi değil, vallahi 1000 kişi ölür yani orada. Yani düşünün yani. Sadece 5-10 arkadaşımız teravih namazı kılmak istediler 21 Mayıs'ta. Bu sene Ramazan ayında kimsenin görmediği bir yerde, karanlık bir yerde, bir parkta, otların üzerinde. Hepsi bu. Sosyal mesafeyi de koruyarak maskeli bir şekilde teravih namazı kılmak istediler. Onlara bile ne kadar darpta bulundu Adana polisi. 9 kişi adli tıptan rapor aldı. 47 kişiyi gözaltına aldılar. Ve düşünün yani bir namaz yani. Namaz için böyle davrandılar. İlla siz bize itaat edeceksiniz. Arkadaşlar parkta namaz kılınamıyorsa tamam biz buradan gidiyoruz. Başka yerde kılarız yani madem park yasakmış bilmiyorduk demişler. Vallahi ben de bilmiyordum. Yani parkta yasaksa tamam biz başka yerde kılarız demişler. Gidiyorlarken vuruyorlar yani. Yani gidenlere vuruyorlar. Hem de 500 metre boyunca. 500 metre. Vura vura. Şimdi bu insanlık mıdır? Yani şimdi bırakın siz böyle parlamentonun basılmasını, 100 bin kişi tarafından böyle basılmasını bırakın. Bir namaz kılmak isteyenlere böyle davrandı polis. Böyle bir olay Türkiye'de olsa herhalde vurun emri verilir yani. Tanklar mı devreye girmez acaba? Helikopterler mi devreye girmez? Yani tam yetki verilir İçişleri Bakanlığı'na. İstediğini yapardı herhalde. Bakın orada bu kadar insan toplandı. Yanlış bir iş, evet. Yanlış bir şey ama buna rağmen yine de mesela 4 kişi o da izdihamda ölmüşlerdir yani. Bir kişi herhalde kurşunla öldü. Diğerleri sanıyorum izdihamda öldü. Tam bilmiyorum ama öyle bir tanesinin göğsünden vurulduğunu biliyorum. Diğerleri de izdihamdır diye tahmin ediyorum. Yani öyle bir olayda 4 kişinin ölmesi hiçbir şey değil. Çok daha fazla, eğer burada olsaydı çok daha fazla insan ölürdü yani. Ben yani o göstericiler oraya kadar gelmesine müsaade ediliyor. Sadece
Sadece yani içeri giriyorlar. Yani o da tabii elbette müsaade edilmez içeri girmelerine, ortalığı dağıtmalarına yani. Tabii ki müsaade edilmez. Yani eğer böyle bir olay Türkiye'de olsaydı Allah korusun, bence çok daha fazla insan ölürdü, çok daha fazla insan gözaltına alınırdı. Çok, yani bunlara kesin vatan hainliğinden ağır müebbet verirlerdi yani. Ve Türkiye yani oradaki Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yapılan açıklamada oradaki olayları kaygıyla izliyoruz olan gibi böyle. Çok diplomatik ifadeler kullandılar. Amerika'dan cevap geldi. Siz kimsiniz de bizi böyle kaygılı izliyorsunuz? Sizde diktatörlük var. Siz hangi hakla konuşuyorsunuz? Bizde insanlar kongreye kadar bakın gelebiliyor. Yanlış olsa bile bakın burası burada demokrasi var. Bu insanlar seçimi kaybetmiş, yanlış bir şey yapıyorlar. Yaptıkları şey bir nevi darbe gibi bir şey. Buna rağmen bakın biz öyle çok sert davranmıyoruz. Siz mi bize akıl veriyorsunuz? Ya kaygıyla izlemek ne ya? Ne oldu ki? İç savaş mı çıktı ki? Yani kaygıyla izliyorsunuz manasında sözler söylediler. Yani siz kendinize bakın dediler. Şimdi onlar oradan hani Türkiye'yi sevmeyenler öyle konuşuyor falan denilebilir ama yani gerçekten buradaki insanların da çok büyük bir ekseriyeti bunun böyle olduğunu biliyor yani. Bahsettiğiniz olayda hocam gözaltına alınanlara ne oldu demek için karakol oraya gelinenler de gözaltına alındı. Yani bizim olayda mesela yani o 5-10 kişiyi alıp götürüyor karakola, onları soran arkadaşları, ailesi falan, yani bir şey olmuş, bir olay duydum, bir şey mi oldu, ne oldu, hayrola falan diyen, gel sen de içeri gel diyorlar. Var mı böyle bir şey ya? O 47 kişi böyle 47 evet. Kişi yani. Olay esnasındaki 10 kişi, gerisi sonra sorduğu için içeri alınanlar. Soran adam içeri almak hangi kanunda, hangi dine, hangi imana sığar yani? Soran içeri almak hangi dine sığar? Hangi kanuna sığar? Bunu yaptılar. Şimdi bunlar tutmuşlar, Amerika'daki olayları kaygıyla izliyorlarmış falan. Siz kendinize bakın ya. Biz Türkiye'yi kaygıyla izliyoruz yani. Çıkan kanunları kaygıyla izliyoruz. Ya polise toplumsal olaylarda askeri silahları kullanma yetkisi verildi. Evet, bunu da soracaktık hocam. Düşünün yani. Yani polisin ne işi var tankla, uçakla bilmem neyle. Yani tank kullanabilecek polis. Uçak savarı kullanacak. Makine tüfekler kullanacak kendi halkına karşı. Diyelim ki 5-10 tane genç bir doğru veya yanlış bir eylem yapıyor. Hemen damgayı vuracak, terör eylemi diyecek, bilmem ne diyecek, yapacağını yapacak. Yani düşünün yani MİT askeri silahları kullanacakmış. Askeri silah dediğin ne? Tank, top, helikopter, savaş uçağı. Ya polisin bunda ne işi var? Kendi halkına mı kullanacaksın bunları? İşte Beşer Esed böyle yapa yapa Beşer Esed oldu. İyi mi oldu yani? Şimdi böyle bir ülke olduk biz. Kayyumlar atayan bir ülke. Konuşana vatan haini diyen bir ülke. Konuşana terörist diyen bir ülke. Şimdi mesela Boğaziçi ile ilgili bazıları gözaltına alınmış ya, benim okuduğum kaynaklarda 44 kişi diyor. 44'ü de serbest bırakıldı. Hani bunlar teröristti? Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı o gençleri ne tanır yani? Yanlış bilgiler veriyorlar. İçişleri Bakanlığı'na da, Cumhurbaşkanlığı'na da. Yanlış bilgiler veriyorlar. Ve bunları terörist diyor. Şimdi sen mahkeme misin terörist diyorsun ya? Yani? Teröristse niye bırakıldı? Teröristse mahkemeler bıraktı. Bunlar genç çocuklar. İstemiyor senin atadığın rektörün. Ne teröristliği? Ne yapmış? Adam öldürmüş. Ne yapmış? Bomba mı atmış yani? Mahkeme kararı olmadan nasıl terörist diyebilirsin? Ne oldu şimdi? Cumhurbaşkanına bu lafı söylettiler. Sonra da o gençleri serbest bıraktılar. Ne oldu? Cumhurbaşkanını mahcup duruma düşürüyorlar. O terörist diyor, arkasında mahkeme serbest bırakıyor. Çünkü o gençler terörist falan değil yani. Ama onu söyletiyorlar. Sonra da mahkeme serbest bırakınca Cumhurbaşkanı zor duruma düşüyor. Artık bu raporlara inanmasın yani. Bıraksın mahkemeye, bıraksın mahkeme incelesin konuyu. Teröristse değilse baksın.
İstihbarat raporlarıyla hüküm verilemez bir insan hakkında. İstihbarat raporlarına göre hüküm veriyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı o gençleri tanımaz etmez. Ne biliyor? İstihbarat raporuna göre konuşuyor. Önüne koyuyorlar raporu. Sayın Cumhurbaşkanı bunlar böyle böyle, sen de böyle böyle söyleyebilirsin diyorlar. O da onu söylüyor. Yani mahkeme kararı olmadan bir insana terörist denilebilir mi? İstihbaratçılar çok mu isabetli raporlar hazırlıyorlar? Bugüne kadar bir sürü yanlış raporlar verdiler. Bir sürü insanın başını yaktılar. Mahkemelere de baskı var ama hiç olmasa belki bir vicdanlı hakime rastlar da belki adaletli bir hüküm çıkar. Ama istihbarat raporuna göre hüküm vermek nerede görülmüş yani? Yani Türkiye kendi haline baksın. Amerika'yı kaygıyla izleyeceğine. Bakın Amerika'da mesele halloluyor. Ama burada hallolmuyor. Burada her gün daha diktatörlüğe doğru götürülüyor.